sevgili Barış Ürkün diyoruz ve buradan da kripto piyasalarını değerlendirmek üzere Devrim Danyal'a dönüyoruz. Devrim Bey, günaydın. Günaydın Melis Hanım, nasılsınız? İyiyiz efendim, saatimiz değişti, artık farklı bir saatte buluşuyoruz sizinle. Ben sizden çok kısa bir genel bir değerlendirme isteyeceğim piyasalara yönelik. Çünkü süremizin biraz sonuna geliyoruz. Dolayısıyla bir toparlamak gerekirse dün 40 bin lira yaklaşan bir düşüşte Bitcoin vardı. Fakat bugün bakıyoruz yükseliş var. Birincisi bunu neye bağlamak lazım ve bu haftayı nasıl kapatırız, ne dersiniz? Tabii ki. Hemen hızlıca toparlayalım. Bu hafta 3 tane temel farkındalık yaratan ve dengeleri değiştiren olayla karşılaştık. Bunların sonucunda sizin de belirttiğiniz gibi 40 bin doların altına inen bir Bitcoin ve ona bağlı olan altcoin'ler de yavaş yavaş toparlanmaya başladılar. Herkesin özellikle bakmış olduğu 40 günün altında mı kalacak ya da yukarıda tutunabilecek miydi? Şu anda bunu gerçekleştirmiş görünüyor. İki tane temel açıklama bekleniyordu. Bunlardan bir tanesi Fed'in dün sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yapmış olduğu, Jerome Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda çok böyle bir sarsıcı şey olmadı. Yapılan açıklamada işte beklentilere uygun şekilde faiz sabit tutuldu. Pandemiden etkilenen sektörlerin iyileşme gösterdiği, yani de pozitif bir tablo çizildi. O yüzden de buradan da kripto para piyasaları da artı değer kazandı. Onun öncesinde SEC Başkanı'nın yapmış olduğu, Gary Gensler'in yapmış olduğu açıklamalar vardı. Onlar da gene bildiğimiz, hani çok farklı olmayan işte kripto varlıkların spekülatif varlıklar olduğu, manipülasyonların engellenmesi gerektiği, esasında Satoshi Nakamoto'nun yeni teknolojiyi finans ile bir araya getirmek istediği ama bunların regülasyon süreçleri olmadan çok ilerleyemeyeceği konusunda görüşlerini bildirdi. Tabii bütün bunların hepsi uzun zamandır üzerinde konuşulan ya da söylenilen şeyler olduğu için artık piyasada çok fazla tepki vermemeye ya da bu sürecin içerisinde artık böyle uç noktalara gitmemeye başladı. Önümüzdeki dönem içerisinde de bu genelde devletlerin bu işlere bakış açıları artmaya başladı. Hep bundan bahsediyoruz. Özellikle belirtebileceğimiz PayPal'ın biliyorsunuz 400 milyondan fazla kullanıcıya hitap eden bir finansal uygulama. O da Super Wallet adı altında bir uygulama çıkardı ve bunu cüzdan olarak hayata sunuyor olması demek de ciddi anlamda hem tasarruf hem de günlük kullanım içerisinde bayağı bir kripto varlıkları hayatımıza getirecek gibi görüyoruz. Evet, bir dakikamız var bu arada. O nedenle ben sizden hani bu haftanın nasıl bitireceğimize yönelik de çok kısa bir yorum alayım size göre. Tabii ki. Gene iyimserler 50 bine doğru çıkmasını bekliyor. Kötümser olanlar 40 binin altına ineceğini düşünüyor. Ama benim öngörüm iki tane bu açıklamayı çok hasarsız diyelim bir şekilde atlattı piyasa. Yani artık o kadar ciddi tepkiler vermediğini görmeye başlıyoruz. Diğer Ethereum'un bu arada ciddi anlamda bir artı değer kazanacağını düşünüyorum ben. Özellikle NFT ve bu DeFi piyasasında yaşanan artı değerlemelerle birlikte o alternatif blok zincirlerde görüyoruz ki bir atılım üzerindeler. Bakalım hep beraber inceleyeceğiz, göreceğiz nasıl olacak bu hafta. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Devrim Danyal. Elimize katıldığınız için yeniden görüşmek üzere diyelim. Şimdi burada beklenti raporuna noktayı koyuyoruz. Birazdan Cenk Akyoldaş araştırma müdürümüzle birlikte piyasa analizde piyasaların derin detaylı analizini yapıyor olacağız efendim.